Merhaba değerli izleyenler, Köy Yolu adlı programımızda bu hafta Cemele, diğer adıyla Çayağız'ındayız. Şimdi Çayağız'ı kasabasına geldik, Çayağız'ı köyü oldu. Bununla ilgili de bir tarafımda bilgi alacağım yeni muhtarımız var, diğer tarafımda eski muhtarımız var. Merhabalar Vedat Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, adım Vedat Erkoğan, 76 doğumluyum. Yeni muhtar seçildim. Kasabamız artık köy oldu. Bu yönde yardımlarımızı ve çalışmalarımızı devam edeceğiz. Kaç hane var köyünüzde? Köyümüzde yaklaşık 500 hane falan var. 500 hane. 500 hane. Bu son dönemde mi kasabadan köye düştü yoksa? Evet. Son dönemde. Şu an 455 civarında. 9000 civarında vatandaşımız var. Bu şekilde devam ediyor, evet. Köy nüfusu göç alıyor mu yoksa dışa mı göç veriyor? Bugüne kadar hep Ankara ve diğer yerlere, gurbete göç vermiş ama bu saatten sonra da şimdi tekrar köyümüzde göç var. Bu gelenler çevre illerden mi, gurbetçiler mi? Genelde emekli olanlar, böyle işte yurt dışından, Ankara'dan, İstanbul'dan, işte o tarzda gelenlerimiz var. Bir de Çayağız'ı tam Ankara ve Kayseri'nin tam ortasında değil mi? Evet, Kayseri yolu üzerinde, Kırşehir'e 20 kilometre, ana yola 3 kilometre. Güzel, şirin bir kasabamız. Bir de biberiyle meşhur, hatta birazdan meydanda göstereceğiz. Domates ve biber heykelleri var. Evet. Biberini meşhur yapan nedir buranın? Gerçi yine soracağız, biber üretenlere de soracağız ama. Biber işte toprağı ve suyundan kaynaklanıyor. Çünkü başka yerlerde buradan götürdükleri fideler olmuyor. Aynı lezzeti vermiyor. Zarı ince, çok tatlı bir acı. Kurutmalığı güzel. Yani o yüzden de çok nam yapmıştır. Yurt dışından gelen gurbetçiler de bu yönde buradan kurutmalık götürüp orada kış boyu yemektedirler. Peki, teşekkür ediyoruz Vedat Bey. Şimdi de eski muhtarımızdan söz alacağız. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz muhtarım? Merhaba, merhaba. Benim adım Mevlüt Burçak. 3 dönem muhtarlık yaptım. Önceleri belediyeliydi köy. 1960'da belediyelik oldu. Şimdi ise belediyelik düştü. Önceleri 3 muhtarlıydı bu köy. Çok nüfusu fazlaydı. Sağa sola gurbetçiler taşındı. Almanya, Ankara, Kırşehir gibi yerlere. Fakat emekli olanlar da şimdi geri geliyorlar, seviyorlar. Köyümüz çok iyi bir şeydir. Çiftçiliğinden ve malcılığından meşhur olan geçim kaynağıdır. Efendime söyleyeyim, çok iyi bir şirin kasabaydı. Fakat şimdi köy kent oldu, başka. Belediyeden aldılar, nüfusumuz azaldığından dolayı. Geride nüfus çuvalıyor yani. Çok iyi bir köydür yani. Gelenler çok beğeniyor, çok iyi seviyorlar. Evet. Suyu bol, terkosumuz bol. Ve çiftçilikte önemliyik. Evet, bibercilikte fazlayık. Çok tanınmış çevrelere köye. Gelirler, alırlar, giderler. Bir de tarihi yapılar da var, kale var burada. Tarihi kalemiz var ve dağlarımıza devlet orman dikti. Ormanlarımız var. Çok hiç yeşeriyor, çok güzel oluyor. Daha da işte buranın adı önceleri Cemele'ymişti. Buraya Cem olmuşlar. Belediyelik olduktan sonra da Çayağız'ı kasabası oldu. Bunu da vali bıraktı ismini, Kırşehir valisi. Yani meşhur bir gelişme var köyümüzde. Çok bir talebelerimiz okuyor, üniversiteyi tutturuyor. Dershaneye giderler, okullar. Yetişkin talebelerimiz çok yani. Doktorumuz var, öğretmenlerimiz var yetişen gençlerden. Yani köyde bir bayağı iyilik geliyor yani, gelişme var. Peki giden gençler geri geliyor mu mesleklerini eline alıp? Mesleklerini eline aldıktan sonra emekli olurlarsa geliyorlar. Görevliler olduğu müddetçe gelemiyorlar şimdi. Çokça bir Avrupa'da çalışan işçilerimiz var. Öyle olduğu gibi 7. ayda izine geliyorlar. Köy 7'den bir kaynaşıyor. Bir tanışma oluyor, bir şeyler oluyor. Yani çok iyi bir yerdir yani köyümüz. Evet, Çayağız'ı kasabası gerçekten çok hoş bir kasaba. Geldiğimiz andan itibaren çok hoş sohbete, güzel bir karşılamaya tanık olduk. Muhtarımız da yeni göz ameliyatı olduğu için gözlük takıyor. Geçmiş olsun diyoruz tekrar. Sağ olun. Evet, şimdi Çayağız'ı kasabasının ormanlarını, yeşillendirme çalışmalarına bakacağız. Tarihi kalesini gezeceğiz. Kadınlarımız toplanacaklarmış, onların yanına gideceğiz. Bir de kınamız var, hepsini göreceğiz. İnşallah bugün Çayağız'ından güzel bir şekilde ayrılacağız. Hep birlikte bakalım ne olacak.
Evet, Cemele'nin kalesine geldik şimdi. Cemele'nin kalesinin tarihini bize Mehmet Hocam anlatacak. Aracımızla buraya kadar gelebildik. Buradan sonrasına yürüyerek devam edeceğiz. Bir ön bilgi alalım istiyorum Mehmet Hocam'dan. Hocam öncelikle sizi tanıyalım. Mehmet Çiğdem, emekli öğretmen. Cemele'liyim. Emekli oldum. Burada yaşıyorum. Cemele'yi çok seviyorum. Cemele Kalesi ile ilgili çalışmalarım oldu. Bununla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Çıkalım isterseniz. Yukarıda bilgi alalım. Kalenin olduğu mevkide bilgi alalım. Size orada anlatayım. Tarihimizle ilgili şeyler. Çok güzel bilgiler var. Daha önce de anlatmıştık ama yine bunu sık sık anlatırsak çok güzel olur. Vatandaşımız bilgilenir. Bizim elimizden gelen bu. Bu şeyleri anlatalım. Peki öyleyse yürüyüşümüze devam edip kalenin tepesine çıkıyoruz. Kaleye çıkarken burada Ahmet Demir Yürek katkısıyla yapılmış bir çeşme var. Fakat çeşmenin önünde eski yapır bir taş var. Ne olduğunu ben bilemiyorum. Şimdi Mehmet Hocam bize bu taşın ne olduğunu anlatacak. Biz buna havut diyoruz, yani suyun toplandığı yer. Çimento olmadan önceki dönemlerde insanlar üzüm çiğnemek için, şıra yapmak için, pekmez yapmak için bu taş havutu kullanmışlar. Ama günümüzde teknoloji ilerlediği için bunun yerini kalıp halinde beton bloklar alınmıştır. Bu çeşmeyi vatandaşımız Çam dediğimiz bölgeden getirilmiş ve orijinal olsun diye bu havutu da buraya, havut diyoruz buna, yapmışlar. Biz memnun olduk, koruyoruz. Vatandaşlar da gelip böyle bakıyor. Evet değerli izleyenler, aracımızla belli bir yere kadar geldik. Sonrasında 10 dakikalık, yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüşte kalenin tepesine ulaştık. Mehmet Hocam şimdi bu kalenin tarihçesi hakkında bize bilgiler verecek. Kapadokya'nın batı kısmını teşkil eden Cemele Kalesi, yani Güzel Atlar ülkesinin batı kısmını teşkil eden Cemele Kalesi'nin en uç noktasındayız. Cemele Kalesi'nin ne zaman yapıldığı bilinmemekte ama milattan önce de bu kalenin olduğu tarihçiler tarafından yazılmaktadır. Bizi ilgilendiren kısmı Türklerin burayı ne zaman kullandığı ve tarihimizdeki yeri. Çelebi Mehmet tarafından burası mekan olarak kullanılmış. Çelebi Mehmet'ten önce de Kayseri Kadısı Kadı Buhraneddin tarafından burada küçük bir devlet kurulmuş. Para bastırılmış ve hutbe okutulmuştur. Kırşehir, Kayseri ve Sivas üçgeninde Kadı Burhanettin burada biraz hüküm sürmüştür. Ondan sonra Timur'un Anadolu'ya gelip efendim istilaya başlayınca Cemele Kalesi'nde öncü birlik olarak kalmış. Timur o zamanki siyasetçi Yıldırım Beyazıt'ı yenebilmek için Timur'un çocuklarına çeşitli vaatlerde bulunmuş. Tarihçilerin söylediğine göre, hocalarımızın anlattığına göre. Demiş ki siz bana yardım etmezseniz, babanıza yardım etmezseniz ben bu ülkeyi, Anadolu'yu size bırakıp gideceğim. Musa Çelebi'ye de, Çelebi Mehmet'e de, efendim İsa Çelebi'ye de aynı şeyi kullanmış. Ve Timur Ankara Ovası'na gelince buradan Çelebi Mehmet Ovası'na yardım etmemiş. Hani devleti ele geçirecek ya. Musa Çelebi de aynı. Candaroğlu da, İskenderoğulları da Yıldırım Beyazıt'ı Ankara Savaşı'nda Çubuk'ta yalnız bırakmışlar. Ve savaşı kaybeden Yıldırım Beyazıt
Kahrından öldükten sonra kısa anlatıyorum, detayları geçiyorum, zamanımız yok. Bu süre içerisinde bir fetret devri oluyor hepimizin bildiği gibi. Çelebi Mehmet kardeşlerini bertaraf ediyor, yeniyor. Ve bu Cemele Kalesi'nde biraz önce de söylediğimiz gibi aynı Kadı Burhanettin gibi para bastırıyor, hutbe okutturuyor ve devlet başkanlığını ilan ettiriyor. Timur da gittikten sonra Anadolu Birliği'ni sağlayan Çelebi Mehmet, yanında bulunan paşalar, zaten Osmanlı'nın en büyük hedefi olan İstanbul fethedilmesi gerekiyor. Onun için tekrar Çelebi Mehmet başkent olan Bursa'ya gidiyor ve burayı bırakıyor. Yalnız burası büyük, faal bir kale. İstanbul'a gidiyor. İstanbul'a gittikten sonra tabii onun Çelebi Mehmet'in çeşitli işlevleri var. Onları yapacak. Biz tekrar Cemele Kalesi'ne dönelim. Cemele Kalesi çok eski dönemlerde yapıldığı için Diyarbakır tarih defterinde 1400'lü yıllarda Cemile olarak bahsediyor buradan. Yani Cemile'den. Yani burası faal. Yine Niğde tarih defterinde 1485 tarihli defterinde Cemele Kalesi'ni söylüyor ve kalenin eteğindeki köyden bahsediyor. Yani kalenin eteğinde de Cemele Kalesi var. 15. yüzyılda Kurt Ahmet Paşa isminde bir celali Kırşehir'e geliyor. Bunun adamları var. Tanrı bilmez, kapre sığmaz, kemik kıran, efendim can alan isminde. Bunlar Kırşehir'de eşkıyalık yapıyorlar. Halka zulmediyorlar. Çocuklar okula gidemiyor. Efendime söyleyeyim, dükkanlar tahrip ediliyor. Yani Kırşehir defteri da bir işlem yapamıyor. Halktan topladığı parayı Kurt Ahmet Paşa alıyor. Bu halk bir tedirginlik içerisinde. Ve padişaha, 3. Mehmet'e buradan bir yazı, mektup gönderiliyor ve bir ahval isminde bir dilekçe gönderiliyor. Şiir şeklinde, ağıt şeklinde. 3. Mehmet diyor ki o Cemele Kalesi yerle bir edilecek. O kartal yuvası yerle bir edilecek. Çünkü onların da bilgisi var. Yani kaleyi kim ele geçirirse devletliğini ilan ediyor. Bu kale zapt edilmesi çok zor. 16. yüzyılın sonlarında kale tahrip ediliyor ve kalenin tekrar ele geçirilmemesi için Solak Mustafa tarafından 40 neferle birlikte padişah tarafından görevlendiriliyor ve aşağıda karakol kurduruluyor. Yani kale faaliyete geçirilmesin diye. Aradan 100 yıl geçtikten sonra tekrar Cemele iskanı açılıyor. İskanı açıldıktan sonra Kırşehir'den, işte Bayat'tan, efendime söyleyeyim, yakın bölgelerden halk tekrar geliyor ve burada bir cem oluyor. Toplanıyor ve Cemele'nin ismi bir nevi de oradan da geliyor. Şöyle baktığımız zaman, kaleyi de iyice keşfettiğimiz zaman hakikaten bir kartal yuvası yani. Lojistik bakımından, Anadolu'ya açılan kapı bakımından burası önemli. Yani burayı ele geçiren kim geçirirse geçirsin, o zaman Orta Anadolu'da Orta Anadolu'yu bütün hakimiyeti altındadır. Şöyle bir bakalım yani. Ta Kırşehir, ta Himmet'te de gözüküyor. Oradan gelen atlılar veya şeyleri gözükür. Buradan baktığımız zaman bir bakın şöyle ya. Sanki uçakta gibiyiz değil mi yani? Evet. Şöyle baktığın zaman aşağıdaki gelen tehlikeyi görebiliyoruz yani. İşte bunu o zamanki insanlar da şey yapmış, düşünmüş. Burayı mekan olarak kullanmışlar ve sonra da devlete isyan etmişler. Devlete isyan edince devletin yöneticileri de bu kalenin yıkılmasını emretmiş. Ben çok üzülüyorum. Keşke kalmış olsaydı. Keşke burası bir turizme açılmış olsaydı. Şimdi şuradan durup da şöyle baktığımız zaman muhteşem bir güneş doğumunu izliyoruz. Ben baktım buna. Sabah gelip de baktığın zaman güneşin doğumu en iyi şekilde burada izleniyor. Ama bunu biz turizme açamadık. Bunu bilen yöneticilerimiz yok.
Yöneticilerime defalarca söyledim. Gelin dedim ya. Şurayı dedim yani turizmi açalım. Güneşin doğumunu dedim buradan bir bakın yani. Çıplak gözle bir bakın. Şuraya dedim bir tane dürbün koyalım dedim ya. Vatandaş gelsin, parayı atsın ve dürbünle her tarafı şey yapsın, gözlesin. İnanın yani, çok güzel olur. Bakalım bundan sonra ne olur, her şey bitmiş değildir. Bilinçli yöneticiler gelir, anlar. Bu kaleyi de faaliyete geçirir. Yani aynı zamanda burası sit alanı. Yani buraya dokunamazsın, anca restore edersin. Eski Kültür Bakanlarımızdan Gökhan Maraş, burayın için bir ödenek hazırlamıştı, çalışması vardı. Onun da ömrü yani hükümetin ömrü vefa etmedi. Ondan sonra da gelen yöneticiler bunun hiçbir zaman bilincine varamadılar yani. Ben milletvekillerimden, Kırşehir'deki yöneticilerinden buraya bir el atmalarını istiyorum. Ben söylemiyorum, alsınlar tarihçileri, Fethet devrine baksınlar, Kırşehir tarihine baksınlar. Yani şura restore edilsin. Çok zor bir şey değil. Yani bugünümüzde, evet bundan 25, 30, 50 yıl önce çok zordu ama şimdi günümüzde makineler var artık yani. Yani biz eğer bir şeye, taş ocağına, Ankara'da bir taş ocağına şelale yapabiliyorsak, Osmanlı'nın ikinci kuruluş hareketi olan Cemele Kalesi'ni de restore edebiliriz. Evet hocam, çok güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Daha yani çok söylenecek şeyler var ama yani bunlar hep belgelidir. Evet. Kafadan falan da söylenmiyor. Bunları daha aşmak gerekiyor da zaman kafi değil. Efendime söyleyeyim, şey kafi değil. Daha bizim bitki örtümüz var yani. Dağlardaki bitki Onları da anlatacağız. Hiç bilinmiyor. Onları da anlatacağız şimdi. Bir şey daha soracağım size. Bu dağların arkasında da sanırım bu şekilde birkaç tane daha yapı varmış. Şimdi biz oraya Acıpınar mevki diyoruz. Zaten çıkan kitabelerde Latin alfabesi kullanılmış ve İskender'in bazı posterleri var yani. Bu evlerin temellerinde o zamanki kullanılan o mermer taşlarda İskender döneminin yazıları ve şeyleri var. Hatta hocam okuttu herhalde, değil mi Asım hocam? Nasıl oldu sen bir kitabe buldun, şey yaptın. Onu bir Ankara Üniversitesi'nde okudun. Şu anda hocamın şeylerine katılıyorum. O Acıpınar mevkiindeki tarihi bulguları arkeologlar da geldi, incelediler. Nevşehir şu anda sit alanına girdi. Nevşehir Bölge Müdürlüğü bunları kapsamına altına alındı. Ankara'ya gönderdiklerini söylediler. Yani toparlayacak olursak vatandaşımızı sıkmadan, onların hepsi son aşamaya geldi belki. Çok güzel bulgular var. Orada tarihi eserlerin hepsi var. Buna artık son noktayı Nevşehir Kültür ve Tabiatları Koruma Derneği veya buna kuruluş müzeler müdürlüğü el koydu. Orasını sit alanı yaptı. İnşallah onlar artık gün yüzüne çıkacak. Ama bunlar biraz işte uzun meşakkali bir şey olduğu için çok da böyle formalitesi var. Çok ince yürüyor yani. Örneğin bizim burada bir Yasüyük hüyüğümüz var. Belki değinilmedi ama ora kale hüyükten Yasüyük'ün bir devamı. Onu yine Japonlar yapıyor, oradaki tarihi bulguları. Ankara Kayseri yolunun tam ortasında. Çuğun Barajı'nda, belki kameraman arkadaş da gösterebilir ama tam barajın maviliklerinin hemen sol tarafında Yasüyük orası. Herhangi bir yer, resmi dairelerde de son aşamasına geldiğini söylüyorlar. Barajı görüyorsanız, Mavili, Çuğun Barajı'nı görüyorsanız, onun bu tarafında gözüküyor bak. Oraya kapattılar. Şöyle beyaz bir şey gözüküyor. Evet, araba gidiyor ya onun. Tam Ankara Kayseri'nin orta tarafında. Yani buralar hep tarih kokuyor ama maddi imkansızlıklardan veya bürokrasi engellerden dolayı, hocamın dediği gibi Gökhan Maraş'ın o zaman büyük katkıları olmuştu ama hükümetlerin değişmesi işler yarım bırakıyor. Maalesef bu Türkiye'nin bir kanayan yarası. İnşallah o Acıpınar çok tarihin eski kokularını şey yapan bir yer. Çok Hititler dönemi çok yakın bir tarihte gün ışığına çıkacak.
sevgili kardeşim. Peki, biz de öyle ümit ediyoruz. Cemele'nin, Çay Ağzı'nın turizme açılması gerçekten buranın gençleri için de bir iş olanağı olabilir. Belediyeden düşüp köye çevrilmesi, evet, bunun da bir şekilde telafisi olabilir turizme açılmasıyla birlikte. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için. Köyümüz adına, kasabamız adına çok teşekkür ediyoruz. Bizde en büyük sıkıntı önemli bilgilerimizi kamuoyuna aktaramıyoruz. Basında yer almıyor ya da tam teşekkürle anlatamıyoruz. Bu fırsatı verdiniz. Ay Televizyonu'na saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Değerli müdürüm adına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir daha söyleyeceğim ben. Ben biber festivalinin, böylece bir de biber festivalinin burada yapılmasını her zaman istedim. Ta o zaman da savundum. Dernekte çalışırken. Bizim bu Elmalık mevkiden. Bizim orada güzel suyumuz var. Tabii vatandaşın kafasında bu tarih bilinci olmadığı için o zaman dedim ki yöneticilere, arkadaşlara, gelin biz Gülüce Festivali'ni Elmalık'ta yapalım. Kalemizi bürokratlar da görsün yani. O zaman daha fazla ilgi olur buraya ve burası restore edilir. Osmanlı'nın birinci kuruluş hareketi Söğüt'te oldu. Ama bir de ikinci kuruluş hareketi var. Tarihçilere söylüyorum, bunu itiraz eden var mı? İkinci kuruluş hareketi Çelebi Mehmet döneminde oldu. Çelebi Mehmet döneminde, Çelebi Mehmet de burada Karamanoğlu Mehmet Bey'le sınır anlaşması yaptı yani. Bu çok yani çok önemli bir konu yani. Tarihim. Eğer ikinci hareket burada olmuşsa biz şu kaleyi yapabilecek kudretli. Yani bizim belediyemiz de yapar yani. Bizim Kırşehir Belediye'miz de yapar. Haberi yok bundan bizim başkanı. Karşı karşıya gelip de bir türlü bir anlatamadım ona. Umarız. Sizin vasıtanızla gelsin Mehmet Çiğdem'le bir görsün veya çağırsın, ben anlatayım. Dosya sunayım. Ben Kültür Bakanlığı'na da dosyayı verdim. Bundan 5-6 yıl önce. Ama dosyayı vermekle iş bitmiyor. Takip etmek gerekiyor. Yani biz şu kaleyi yapabilecek kütletteyiz. Bunu yapalım. İnşallah biz de aracı oluruz. İnşallah. Gün doğumunu, güneşin doğumunu gelsinler buradan seyretsinler. Bir bakın. Bir bakalım yani. Batımı da aynı. Gözümüze bir şey olmaz yani. Yani güneş o zaman şey yapmıyor. İsrail'e gidiyorlar. Sina'ya gidiyorlar Türkiye'den gün doğumunu. Türkiye'de de var. Yani Ürgüp Göreme'de de var da biz de burayı yapalım diyoruz ya. Yapılır da yani. Araba buraya kadar çıkıyor. Merdiven yapılır, restore edebilir. Peki şimdi yavaş yavaş aşağı doğru ineceğiz. Tekrar Cemele'ye ineceğiz. Gözümüze çarpan bir şey daha var. Asım Hocam'ın önceliğinde yapılmış olan ormanlar var. Küçük küçük köyün her tarafında yapılmış ormanlar var. Tema Vakfı Kırşehir eski temsilcisiydi Asım Hocamız. Birazdan o ormanlarda, çalışmalarda tek tek yerlerinde inceleyeceğiz. Ama şöyle tepeden bakarsak bir, Asım Hocam onların yerlerini bize gösterecek. Tabii, memnuniyetle. Öncelikle bu programı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çay Ağzı Kasabası şu anda en azından 7-8 tane orman alanı ile tüm beldeler ve köyler arasında önde gelen bir yer. Burada bu bizleri bu duruma getiren gurbetçilerin desteğiyle oldu. Çok kısa anlatmak istiyorum. 1998 yılında, karşıda görüntüsünü sağlıyor biliyor musunuz bilmiyorum, biz Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına Cumhuriyet Ormanı'nı ifa ettik. Şu anda 14 ve 16 yaşında zannedersem 16 yıl oldu. İçerisinde artık doğal ortam oluştu. Keklikler, tavşanlar, buna benzer hayvanlar barınıyor. O bize, kasaba halkına bir kılavuz oldu, önderlik oldu. Hemen arkasına 99 yılında karşıda gördüğümüz Şehitler Ormanı'nı ifa ettik. Hiç durmadık. Daha sonra gurbetçilerimiz dediler ki bizler de bir ağaçlandırma yapalım dediler. Onlara da yer gösterdik. Artı bizim burada Zahide Zehra Garink İlköğretim Okulu müdürü ve belediye başkanı Ramazan Dede buraya önderlik oldular.
Yeşilyurt İlköğretim Okulu'nda çalışırken yanıma geldiler ve bunların yerini gösterdik. Bunlar da bir Zahide Zehra Ganik İlköğretim Okulu ormanı yaptılar. Bunun haricinde sevgili kardeşim en azından 5-6 tane vatandaşın dikmiş olduğu ormanlar var. Belki kopuk kopuk ama büyük alan bulamadık. Belki bu bizim eksikliğimiz oldu. Çünkü büyük alan bulmak çok zor. Şu anda da çok sevgili Hollanda'daki gurbetçilerimiz, Zaandam'daki gurbetçilerimiz Şehit Muzaffer Mermer Demir adına Şehit Muzaffer Demir adına bir ormanın finansmanını sağladılar. Orasının mera alanı olduğu için biz onun son izin aşamasına geldik. En kısa zamanda oranın dikiminde de sizi orada bekliyoruz. Şu anda 7'den 70'e kadar kasabamız bilinçlendi. Ama bu bilinçlenmek yetmiyor. Bizi en büyük korkutan yangın. Korumak. Yani bu ağaçlandırmak çok zahmetli ve zor iş. Üstelik İç Anadolu bölgesi yağmuru çok az alan bölge olduğu için ve anız yakımı çok fazla olduğu için ben burada özellikle çiftçilerimize, Cemele ve tüm Kırşehir çiftçilerine o güzelim toprakları yakmayın diyorum. Yılda 400 bin kamyon verimli topraklarımızı erozyona veriyoruz. Korkunç bir bu rakam. Şehitlerimizin kanıyla suladığımız bu topraklarımızı maalesef erozyona veriyoruz. Niye erozyona veriyoruz? Anadolu Selçuklar döneminde %82 olan orman alanı, Türkiye'nin orman alanı şu anda tahriplerle, yıkımla, yakımla %24. Kırşehir'in orman ortalaması %2,5. Tüm Kırşehir halkına, tüm Kırşehir köylerine sesleniyorum. Artık bu bir ikinci kurtuluş savaşı. Sularımız kalmayacak. Doğru dürüst ekili alanımız kalmayacak. Hep beraber bu savaşa 7'den 70'e kadar katılalım. Ağaçlandırma yapalım. Yoksa ne su bulabiliriz, ne oksijen bulabiliriz, ne de toprak bulabiliriz bu cemele biberini veya diğer ürünleri yetiştirebilmek için. Anlatmanız bir şey söyleyebilir miyim? Hocam buyur. Hocam ormanı anlattı. Kendisi zaten bu işin içerisinde. Biz de Gavlarlar Sülalesi olarak geçen yıl bir orman yaptık. Yine de sizin televizyonunu getirdik açılışa. Ve o ormana da bakıyoruz yani. Bunu da yine bir duyuralım dedik. Kırşehir'deki kavlaklar, köydeki Cemele'deki kavlaklar, Ankara yurt dışındaki kavlaklar birleşti. Sülale olarak bir yere orman dik. Bu ormanda da hocamın katkısı çok büyük. Şahsınızda teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben kendime teşekkür ederim. ITV'yi de getirmiştik o zaman. Umarız Cemele'de yapılan çalışma önce Kırşehir sonrasında Türkiye için hatta dünya için yeşillendirme çalışmalarına örnek teşkil eder. Yavaş yavaş Cemele Kalesi'nden aşağı doğru iniyoruz. Evet değerli izleyenler, Cemele Kalesi'nde gösterdiğimiz görülen ormanlık alanlardan bir tanesi. Azmi Hocam şimdi burayı anlatacak bize. Birçok orman var fakat yol üzerinde burası olduğu için burada durduk. Hocam nedir buranın hikayesi, ismini nereden aldı? Sevgili kardeşim çok güzel dediniz, birkaç tane orman var dediniz. Burası bizim Zahide Zehra İlköğretim Okulu adına çocuklarımızın doğa sevgisini, ağaç sevgisini öğrenebilmek için ve kendileri bizzat bu ağaçla haşir neşir olabilmesi için okul müdürümüz Ramazan Aktaş ve Murat Kırıcı'nın destekleriyle, bizim Tema Vakfı'nın destekleriyle yaklaşık 10 yıl önce öğrencilerimizin bizzat dikmiş oldukları ve her sene büyüterek geliştirmiş oldukları bir tane ormanımız ya. Dolayısıyla burası her sene büyüyor ve gelişiyor. Okulumuz gözü gibi bakıyor.
Önemli olan bu alanları büyütmek, genişletmek. Biz de bu çağrınıza aracı olalım. Bu sadece Cemele'deki yapılan ormanlardan bir tanesi. Bunun gibi birden fazla orman var. Biz örnek olsun diye buraya gösterdik. Eğer zamanımız olursa diğer ormanları da geçeceğiz. Evet, Cemele'nin muhtarlarıyla konuştuk. Geçim kaynağı nedir? Cemele biberini meşhur eden nedir? Cemele'nin kalesini meşhur eden nedir? Bunları öğrendik. Cemele'nin kadınları ne yapar? Bir de onu görelim. Şimdi Cemele'nin kadınları toplanmışlar. Biz de onlara eşlik edeceğiz. Bakalım ne yapıyorlar. Selamünaleyküm. Evet. Kolay gelsin. Hoş geldin. Ablam kolay gelsin. Sağ olun kardeşim. Ne yapıyorsun? En genç sen olduğun için mi işi sana yıktılar? Devamı çıkıyor. Devamı yoğurtturlar. O zaman güzel yoğuruyorsun demek ki. Şimdi neydi o arkadaşımız bir sene? Bugün ne gün mü var böyle? Günümüz var. Günümüz var da. Böyle. Adamlarımız eksik. Günde çiğ köfte yaparız. Çörekler, börekler yaparız. Toplanır beraber yeriz. Her hafta mı toplanıyorsunuz, her ay mı? Aydan aya günümüz var. İyi. Şimdi evin sahibi sen misin? Yok, ev sahibi ben değilim. Ev sahibi teyzem. Şimdi içeride de başka hazırlık mı yapılıyor? Şuraya getirecek. Vallahi çiğ köftenin hazırlığını yapıyorlar. Soğan öldürüyorlar. Domates, salça, ne doğranı işte. Yeşillikleri var, maydanozları var. Hoş geldiniz. Bu tatlımız. Bunlar zebzemiz işte. Domatesimiz, salatalığımız. Köyün meşhur biberi. Bu Cemele biberini meşhur yapan nedir bu Cemele biberi? Cemele'nin biberinin ve tadıyla inceliği. İncesi, kapıkları ince. Tadı böyle acılı. Çok güzel. Böyle pastalar, çörekler yaparız. Elinize sağlık maşallah, 10 numara sofra olmuş. Evet. Bu tatlıyı da mı bugün yaptınız? Evet. Bayramdan kalma değil yani tatlı. Her şeyimiz bugün var. Günümüz var diye hazırlığımız bugün yapıldı yani. Her toplantıda aynı sofra mı oluyor yoksa? Değişik değişik. Kimi şey yapar, yağda kızartma yapar, közleme yapar, börek yapar, çığırtma yaparlar. Onlar. Evet, şimdi tatlıyı evin gelini yapmış. Evin gelini de hemen çağırdık. Bakalım tatlıyı nasıl yapmış? Tatlıyı, hamurunu yoğurdum. Bir yumurta kırdım. Yoğurdunu koydum. Zeytinyağısını, sirke. Sirkenin karbonatın üstüne de limon sıktım. Yoğurdum. 2 saat bir beklettim. Açtım. Açtıktan sonra da arasına cevizlerini döktüm. Zeytinyağı da kızarttım. Üstüne döktüm. Ondan sonra fırına verdim. Fırından sonra da şerbetini döktüm. Şimdi bunun numarasını verecek olacak mı? Kim derecelendirecek iyi olmuş kötü olmuş diye? Vallahi gündeki kişiler sahip şey yapacak. Derece. Ceza veriyorlar mı o zaman? Yok, hiç de ceza vermiyorlar. Alay memnun kalıyorlar. Elinize sağlık. Biz de birazdan tadına bakarız inşallah. Evet, kadınlar bir araya gelir de sassız sözsüz olur mu? Şimdi teyzelerim çay tabaklarını aldılar ellerine. Hem çalacaklar hem söyleyecekler. Bakalım ne söyleyecekler. Sarılı yazmamı balı yamadın da duranı kovanın anı yamadı. Duranı kovanın anı yamadı. Kurbanlar oluyor manamın oğlu da bir gece yanım da. Nasıl oluyor bu? Bizim düğünler bir gün önce hazırlanırız. Ertesi gün kınamız olur. Davulumuz gelir. Kınacı giderek yemek pişiririz kazanlarla. Bizim düğünlerimiz öyle olur. Çok ağır olur bizim düğünlerimiz. Bakalım şimdi yukarıda da bir kına varmış da herhalde o gurbetçi kınası olduğu için bugün olmuş. Gurbetçi kınası. Oraya da varabilirsiniz. Oraya da birazdan gideceğiz ama önce sizden bir gaman türküsü dedi bak yengem. Alma
Bağladın mı bağla? Urban çiğ götürebilirim dedim. Yeter abi. Güzel olur. Bu kadar da kasiye olur. Çay tabağıyla oynamayı kim bulmuş? Bizde eskiden hepimiz dediğimiz adet etmiş. Daha bir tevhimiz vardı. Kurban oldum. Tevhler adet yok gar. Gitti gar. Bunlara kaldık. Bakalım eskiden kızlar nişanlandığı zaman damatlar gece görmeye gelirlerdi. Gündüz gelmezlerdi. Gelirken de gelin kıza gelirken çerez doldurur, çorap, mendil, ayna getirir böyle yuvarlak. Arkası horozlu. O aynalarla düğünlerde türkü ya söylerlerdi. Toka da getirdiydi. Ya. Şimdi o aynalar yok da eski damatlarda yok. Şimdi artık sosyete oldu. Gündüz geliyor arabayla gezmeye gidiyorlar. O aynayı getiren yok yavrum. Çarşılarda yediriyorlar, içiriyorlar. Hayır mecbur kaldılar bunlarla çalmaya. Bir de ben deneyeyim şunu nasıl? Hadi bakalım durabileceğim. Ben beceremedim bunu. Beceremedim. Eskiden nişanlı kızları toplarlardı şöyle hepimiz nişanlı olduğumuz zaman. Akşamları bulgur çekerlerdi. Her gün bir evde. Damatlar da gelirlerdi, elma atarlardı, ayna tutarlardı. Sabaha kadar o evi beklerlerdi. Şimdi onlar yok yavrum. Eski cahiller gitti. Şimdikiler ecit mecit oldu gayrı. Çok güzeldi eskiden. Şimdi köyün gençleri duruyorlar mı köyde, dışarı mı gidiyorlar? Dışarıdan geliyorlar. Köyden de kızı alıyorlar. Gelinliği giydirip iki davul çaldırıp alıp gidiyorlar yavrum. Biz üç gün, üç gece düğün olurdu eskiden. Şeyler kesilirdi, kurbanlar kesilirdi, yemekler yapılırdı. Kınıya gidilirdi, çit güvercin uçtu mu diyerek de Nasim gibi büyükler önümüze düşerlerdi, sayarlardı kaç kişi götürüyorsun. Yerlerini diyelim. He, gelirken de kaç kişi getirdi, tam getirdi mi onları alırlar gelirlerdi, eve teslim ederlerdi. Çok güzeldi. İşte o ifadetlerimiz yok. He, onları şey öldürdüler. O ifadetlerimiz gerçekten çok güzeldi. Bayanlarımız gerçekten inanılmaz derecede hizmet verirlerdi. Kınıya gittikleri zaman onları yaşlı bir insan götürürdü. Yaşlı bir insan da tekrar onları geri getirirdi. Çünkü diğer insanlar, diğer kişiler taciz etmesin, sarkıntılık etmesin diyerekten elinde bir sopayla götürürdü. Tekrar sopayla geri getirirdi. Hiç kimse yan gözle bakamazdı. Şimdi o düğünler kalmadı. Hanımefendi de çok güzel anlattı, sağ olsun. Bu düğünler şimdi salona taşındı. Dediğimiz gibi gençler Avrupa'ya, Ankara'ya gittikleri için bu özelliklerimizi yaşatmak istiyoruz ama yaşanmıyor yani maalesef yani tarihin derinliklerinde kayboldu gitti. Keşke o düğünlerimiz olsa, o düğünlerimizi çok özledik biz. Eskiye dair hiçbir şey kalmıyor artık yavaş yavaş. Eskiye dair hiçbir şey kalmıyor. Pratik usulle salonda iki saat müthiş bir gürültü kikirliği, başka bir şey yok. Kameraya çekilsinler, alsınlar gelini gitsinler, başka bir şey yok. Evinde, gelinin evinde ayrı tutuyorlar şimdi. Gelin eve gelecek diye sabah kalktığı zaman kayınpederinin ceketini giydirecek, onu ağırlayacak, bezini verecek, ellerini yüzlerini yıkayacak, herkesin elini öpecek. Öyle bir ortam vardı. Bu ortam, ya düğün bittikten sonra bir de imam çağırırlardı, guabaşı olurdu. Guabaşına yakınlarını çağırırlardı. Bunlar bir Kur'an okurlardı. Hayırlı uğurlu olsun derlerdi. Yani gelinlerin eli kınalıydı. Aşağı yukarı belki 10-15-20 gün gelin evden dışarı çıkmazdı yani. Öyle bir adet vardı. Kendinden küçüklerin elini öperdi. Ha bu iyi midir kötü müdür şu ana kadar tartışılır ama
Onlardan yani eski düğünlerden. Sevgili kardeşim hiçbir emare güzellik kalmadı yani. Şimdi soyut aynı gün 10 tane düğün. Vatandaş varıyor bir oradan o düğüne 5 dakika katılıyor. Bir o düğüne 5 dakika katılıyor. Başka bir şey yok. Ondan sonra sıkıcı oluyor yani. Hep takıya yöneldi. Hep altına yöneldi. Dolayısıyla o düğünlerimizi çok özlüyoruz. Keşke o düğünlerimiz olsa. Keşke o adetlerimiz olsa. Keşke yaşatabilsek. Keşke de bilsek. Başka da yani diyeceğim yani, bir şey yok. Yavaş yavaş yok oluyor. Teyzem bir şey diyecek herhalde. Gelini sabahtan aldın ya öğlen eve getirdin. Akşam oldu güveye baş oldum. Çok yakın akrabalar, büyükler çağırırlar. Oğlan evinde yemek yiyirler. Gelinle damadı bir odaya koyacaklar ya. Şimdi gelinin bekçisi var. Akşama kadar birisi bekler gelini. Damadın da sadıcı var. O da onu bekler. Akşamleyin gelini odasına kaçıracakları zaman bir yalan söylerler. Aman damada bir şey olmuş gelin korkacak mı? Ay nasıl oldu damada bir şey mi oldu damada diye. Bekçi vermemdir. Bizim şu gelini zor aldık. Bekçinin elinden. Ondan sonra ablam bir şey diyor kavga ettiler mahsustan. Öyle yaparlar. Ondan sonra gelin o kavga ederken gelin alırlar kaçırırlar damadın yanına. Evin bir affedersiniz köpeği olur. Hiç geline sesini çıkarmaz. Evin horan olduğunu anlar. Hiç sesini çıkarmaz. Sabahleyin kalkar gelin kayınla kaynata kalktıysa varır onun kapısını çalar. Onun astabını giydirir. Elbisesini giydirir yani ceketini giydirir fazla iç çamaşırına değil de. Çorabını giydirir. Abdest alacaksa suyunu döker. Annedir, babadir. Şile. Evde başkaları varsa kalkan onlara abladir, yengedir. Buğzelim, Nazlı Hanım. Damat başka kayını varsa o damadın kardeşi varsa. Nazlı bağım, ince bağım onları söyler. Kapıdan gelen kapıdan gelen küçük kızların elini öper. Aman gelin elimiz öptüydü ne kadar sevinirdik biz ona. Gelini gördük gelin elimiz öptü be güzel gelin diye. Öyle yaparlardı yavrum. Gelini 40 gün evden çıkarmazlar. 40 gün sonra çöre giderler tandır çöreğe kız evine haber gönderirler. Bu akşam size gelin getiriyoruz haberiniz olsun. Ondan sonra böyle akrabalarda toplarlar 15-20 kişi. Bohça yaparlar herkes koltuğunun altına. Kızı da evine götürürler. Anasının evine götürürler. Orada bir gece iki gece bırakırlar. Onlar da aynı adetten yaparlar. Onlar da akrabasını toplar. Geri oğlan evine kızı getirirler. Teslim ederler. Bizim adetlerimiz, örflerimiz böyle. Keşke hep böyle devam etse. Bu şimdi kalmadı o gelenek görevi. İşte. Hatırladığın en son düğün ne zaman oldu bu bahsettiğin şekilde? Valla benim düğünümde beni götürmediler. Kayınam bir götürmedi yavrum. Bana gelinlik de giydirmedi benim kayınvalidem. Bana dedi ki, dediler ki gelinlik kiralayalım dediler. Aman kefen giymiş gibi dedi. Gelinliğine ne işi var dedi. Kefini zaten giydik. Ama he. Ya yavrum duvak öyle giydirme. Al duvak tutarlardı. Körebe gibi giydirirler senin koluna girerler götürürler. Görmezdin yani. Ancak gözlerini görürdün. Oraya da vardı mıydı damat gelir arabadan indirir koluna girer indirir. Kızın ayağına basar. Götürür körebe gibi damadı görmen bile. Yüzün bağlı. Benim ayağıma benim adam basıyormuş. Ben diyeyim ki Arife'nin ayağıma niye basıyorsa. Vallahi öyle sandım. Dedim ki Osman'a Arifem mi niye bastı benim ayağıma dedim. O da dedi ki Arifem mi bastı ayağına ben bastım. Ben seni hiç görmedim. Nasıl göreceğim duvağın altında. Ama ne kadar üzüldüydüm ona ben vallahi. Duvağın altında evet az önce emek verdiler. Şimdi de emeğin yemeğini yeme sırasında teyzelerim oturdular. Sofra kuruldu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir sofra var. Teyzemler de sağ olsun sohbetleri çok güzel. Şarkı söyledik, türkü söyledik. Böyle biberlerimizi şeyini oydum in. Organik. Evet. Kendimiz yetiştiriyoruz bunu. Bu domates hariç hepsi kendi domates yaptıklarımız. Başlayalım. Bir çıktı mı senin maşallah böyle şey kendimiz. Biz her şeyi kendimiz yaparız. Bu düğünü falan hep kendimiz kaynatırız, çektiririk böyle.
Her şey elimizden gelen şeyler bunlar. Biz dışarıdan hiçbir şey almayız. Maşallah en güzel de bu zaten. Çay kurusunu yirik. Yazın da şimdi böyle derisini yeriz bahara kadar. Şimdi bunları oyarız çatının başına, evlerin böyle çelen altlarına takarız. Bunlar böyle böyle kurur, kıpkırmızı olur. Kışın da bunu güzelce kaynar suya haşlarız. Ondan sonra da böyle sararız tencereye. Böyle sarar tencereye düzeriz. Çok güzel yemeğimiz olur. Bir kat lahana koyun, bir kat da biber koyun. Nasıl evet. Güzel olur. Burcu burcu kokar. Böylelikle yeni bir yemek tarifi almış olduk teyze. Yukayla da dürünü yiyin eğer yufkanız var. Yoksa çarşıdan alın. Tavsiye ederim. Yanına da yoğurt koyun. Nasıl güzel olur ya. Çok güzel olur. Yukamızı neyimizi hep biz kendimiz yaparız. O zaman hadi afiyet olsun diyelim. Hadi, hadi beraber olsun. Hadi. Hadi sağ olun. Buyurun. Buyurun, buyurun beraber. Hadi. Evet, biraz önce teyzelerimizin yanındaydık. Onların söyledikleri düğün gelenek görenekleri bakalım var mı? Şimdi kına merasimi var bir. Bakalım nasıl oluyormuş Cebele'de kına. Ay televizyon ekranında köy yolunda bu hafta Cemele diğer adıyla Çay Ağzı'ndaydık. Bugünkü programımızı yapmamızda oldukça fazla emek harcayan, çaba gösteren, programa katkı sağlayan muhtarımız, Mevlüt muhtarımız, eski muhtarımız, Asım hocamız ve Mehmet hocamız çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz Cemele adına. Cemele'ye zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Siz muhtarım son söylemek istediğiniz şey. Emek verip de Çay Ağzı'na geldiğiniz için çok teşekkürler ederim. Yine de buyurmanızı gelmenizi isterim. İnşallah ilerleyen zamanlarda. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Hepinize bu programı hazırladığınız için Ahi Televizyon ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Ahi TV ekibinin de bundan sonra Cemele'yi bir kardeş kasaba olarak veya kardeş çekim alanı olarak görmesini istiyorum. Siz sık gelmenizi bekliyorum. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Köy yolunda bu hafta Cemele'deydik. Bir dahaki programda görüşünceye dek hoşça kalın.